Geçtiğimiz hafta Lefkoşa'da Uluslararası İzolasyonlar konulu bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyuma üniversitemizin yanı sıra dünyadan, Türkiye'den ve Kıbrıs'tan birçok bilim adamı katıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu ve Rektörümüz Sayın Ahmet Bülent Göksel birer açılış konuşması gerçekleştirdiler. Çok değerli Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı, Sayın Ekonomi ve Enerji Bakanı, Sayın Yürek Başkanım, değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, rektörü olmaktan büyük onur duyduğum Lefke Avrupa Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörlüğü ile birlikte düzenlediği Uluslararası İzolasyonlar Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu sempozyumumuz hepinizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Doktor Derviş Eroğlu'nun yüksek himayelerinde gerçekleştirilmektedir. Bu vesileyle bu sempozyumun gerçekleştirilmesi için maddi manevi hiçbir desteği esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin duygularımla huzurlarınızla teşekkürlerimi arz etmek isterim. Ayrıca böylesi kapsamlı bir organizasyonun gerçekleşmesi için bizlere destek veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Hasan Bozer'e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hüseyin Özgür Güne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Suat Atun'a, Lefkoşa Türk Suat Atun'a, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Cemal Bulutoğlu'na, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Sayın Gülhan Alp'e, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Güney Çerkez'e, Kıbrıs Türk Ticaret Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali Çıralı'ya, Pegasus Havayolları Kıbrıs Temsilcisi ve Serpes XP Genel Müdürü Sayın Zeki Ziya'ya ve diğer bütün bize yardımcı bulunan bütün kuruluşların başkanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Elbette böylesi bir sempozyum düzenlemesi fikrini ortaya atarak bugün burada hepimizi bir araya getirmek için canla başla çalışan Lefke Avrupa Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Mehmet Asgüler'e ve Enstitü Müdür Yardımcısı Sayın Doktor Okan Veli Şafakli'ye ve tabii ki düzenleme komitesinin tüm üyelerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sayın Hasan Celal Güzel, açılış konferansımızı vermek üzere bizi onurlandırdığınız için size de ayrıca teşekkür ederim, arz etmek isterim. Saygıdeğer konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Uluslararası ilişkilerde bir ülkeye ambargo uygulamasında bulunmak bir yaptırım metodudur. Saldırgan bir ülke, uluslararası hukuku çiğneyen bir ülke, dünyadan siyasi, ekonomik ve sosyal olarak tecrit edilerek, izole edilmek suretiyle cezalandırılır. Ancak hakkı ve hukuku koruyan bir ülke cezalandırılması, izole edilmesi büyük bir insanlık ayıbıdır. Yazıktır ki bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları olarak böylesi bir insanlık ayıbının mağdurları olarak yıllardır mücadele etmekteyiz. Kıbrıs Türklerinin izolasyonu 1963 Rum saldırılarının ardından başlamış ve büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki bugünlere kadar sürmüştür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak burada uluslararası platformlarda haksızın korunduğu, mağdurun ise maalesef cezalandırıldığı bir durumla karşı karşıyayız. Bundan 2500 yıl önce filozoflar adaletin tanımını ararlarken, adalet güçlünün avantajıdır düşüncesine karşı mücadele etmektedir. 2500 yıl sonra Kıbrıs Adası üzerinde Sokrat ve Eflatun'u utandıracak şekilde mağdurun ezilmesine göz yumanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ambargolar altında ezilmesine ses çıkarmayanlar, hatta bu ambargoların uygulanmasını sağlayanların ayıbı elbette ki
tarih tarafından ağır bir biçimde yargılanacak. Fakat birilerinin bu haksızlıkları söylemesi, yazması ve böylece olan bitenin tarihe not düşülmesi bir gereklilik, hatta bir mecburiyettir. Böylesine önemli bir görevi gerçekleştirmek ise gayet tabii ki üniversiteleri görevidir. İşte bu nedenle Lefke Avrupa Üniversitesi olarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile böylesine bir tarihe not düşme görevine üstlendi. Bugün bu açılış konuşmadan müteakip öğleden sonra gerçekleştireceğimiz 3 ayrı atölye çalışmasının ardından yarın da gerçekleştireceğimiz panellerle uluslararası izolasyonları bilimsel bir perspektiften ele alırken burada sunulan bildirileri içeren bir bildiri kitapçığımızda bu konuda var olan bilgi açığını ortadan kaldıracaktır. Ve böylece yine biraz önce ifade ettiğim gibi tarihe not düşme açısından önemli ve büyük bir adım atmış olacağız. Eğer değerli katılımcıların birbirleri ile etkileşim halinde ortaya koyacakları bilimsel veri ve düşünceler ile pratik olarak ambargoların etkilerini sürekli yaşamakta olan devlet, yerel yönetimler ile sanayi ve ticaret odaları ve sektör temsilcilerinin birbirlerini besleyebilecekleri bir ortam yaratabilirsek burada ne mutlu bize. Bu vesileyle izolasyonların en olumsuz etkilediği üniversitelerin naçizane bir üyesi olarak bu konuda bazı düşüncelerimi sizinle paylaşmayı da ayrıca bir görev olarak addediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin can damar, ekonomik ve sosyal can damarlarından biri olan üniversitelerimiz ne yazık ki izolasyonların etkisini en ağır bir biçimde hissetmektedir. Bundan birkaç hafta önce Ürdün'de akreditasyon çalışması için gittiğim zaman üniversitelerimizin kalitesini çok iyi bildiklerini ama maalesef izolasyonlar nedeniyle bizi akredite edemeyeceklerini, bizim akredite olabilmemiz için Türkiye'de bir main kampüs, bir ana kampüs üzerinden müracaat etmemiz gerektiğini Sayın Bakan, oradaki Yüksek Öğrenim Bakanı bana açıkça söyledi. Yani bizler üniversiteler olarak bu izolasyonun ağırlığını çok ciddi bir biçimde hissediyoruz ve bunu ortadan kaldırmaya da gayret ediyoruz. Bunlarla ilgili bir dizi şikayet daha ortaya koyabilirim ama onun yerine bizlerin izolasyonları nasıl aştığımızı, daha neler yapabileceğimizi konuşmayı tercih ederim, şikayet etmektense. Sayın katılımcılar, değerli konuklar, bizim durumumuz biraz önce Mehmet Asgüler'in söylediği gibi şikayet etmek değildir. Biz bahanelerin arkasına sığınarak hareket etmedik ve bundan sonra da bahanelerin arkasına sığınarak hareket etmeyeceğiz. Evet, izolasyonlar vardır. Ve bu bizi son derece olumsuz etkilemektedir. Buna karşılık her yıl binlerce öğrenci hayatlarının en önemli tercihlerinden biri olan üniversiteyi nerede okuyacağım sorusunun cevabını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak vermektedir. Bu bizi büyük bir sorumluluk altında tutmaktadır. Görevimizi iyi yaptığımız, eğitim kalitemizi yüksek tuttuğumuz zaman izolasyonların olumsuz etkilerinin ortadan kalkabileceğini çok iyi biliyorum. Demek ki bizim amacımız bu durumu doğru tespit ederek üniversite olarak çareler üretmektir. Zaten bizim burada sorunları değil, çareleri konuşmak için toplandığımıza inanıyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer devlet büyüklerine ve bütün katılımcılara ve bütün konuşmacılara tekrar teşekkürlerimi arz etmek istiyorum ve bir kez daha hoş geldiniz diyorum, demek istiyorum. Sempozyum ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Özellikle bu toplantının
düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlamak istiyorum. Hanım efendim, Türkiye'de ve değişik ülkelerde gelen bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklar, bugünden itibaren burada 2 gün süreyle izolasyonlar meselesini tartışacağız. Bu gerçekten çok önemli bir meseledir. Özellikle bizim için baş ağrısıdır da diyebilirim. İşte bu nedenle konunun bilimsel açıdan ve bütün boyutlarıyla alan bir sempozyum yapılması fikrine her türlü desteği vermeyi uygun buldum. Ünlü Fransız yazar Alexander Dumas'ın Monte Cristo Kontu adlı eserini çoğumuz biliyoruz. Romanın kahramanı Edmond Dantes, kardeş bildiği dostlarının büyük bir komplosu sonucu hiçbir suç olmadığı halde hayatının en güzel 14 yılını bir hücrede geçirmiştir. Hüzünlü bir şekilde Kıbrıs Türkleri olarak durumumuzu Edmond Dantes'e benzetmek de mümkündür. Üzerimizdeki haksız ambargolar neredeyse yarım asırdır devam etmektedir. Kıbrıs Türk'ü yıllardır haksız bir şekilde kendisini bütün dünyadan tetkik etme isteyen bir zihniyetle mücadele etmektedir. Kıbrıs Türk'ü açısından büyük önem taşımasına rağmen izolasyonlar konusunda ne yazık ki bilgi eksikliği de mevcuttur. Sanıldığının da veya iddia edildiğinin aksine Kıbrıs Türk'ün muzdarip olduğu iktisadi ve siyasi tecrit 1990'lı yıllarda başlamış bir sorun değildir. 1963-64 olaylarının ardından başlayan izolasyonlar bugüne kadar devam edilmiştir. O günleri hatırlayacak olursak, Türk tarafına akaryakıt, stratejik madde, çimento, çivi, demir, stratejik madde diye gelişleri yasaklanmaktaydı. Oysa Kıbrıs Türklerine ambargo konulmasına yönelik tek bir birleşmede de kararlar yoktu. Biraz önce Sayın Hocamız bu konuda 541 ve 550 sayılı kararlardan bahsetmiştir. Ama orada sadece kanlamam üzerinde bir öneri verdi. Ki biliyorsunuz onun da bir kabul edilmediği takdirde o karara uygun hareketleri de takdirde o da bir kıdası yoktu. Ama ambargolar başlasın diye bir karar değildi. Sayın konuklar, yıllarca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yaptı. Ve ambargolar altında hükümet etmek ne demektir? Onu gayet iyi biliyorum. Benden daha iyi bilen birisinin olduğunu da düşünüyorum. Yanılmışlığın yarattığı siyasi yalnızlık ve dışlanmışlık hissi, ekonomik ambargoların yarattığı finansal sıkıntılar, sosyal ambargoların yarattığı kendi kendine kalmışlık, ne yazık ki Kıbrıs Türk toplumunun hayatındaki temel olumsuzluk sebebidir. Bu sık sık da insanlarımız tarafından tekrarlanmaktadır. Bugün pek çok vatandaşımıza hakim olan Kıbrıs sorunu bitmeden hiçbir şey düzelmez düşüncesi işte bu ambargoların sonucunda oluşmuştur. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz en büyük sorun toplumumuzu kemiren bu ruh halidir. Bu yüzden bir yandan ambargolarla mücadele ederken bir yandan da devletimize sahip çıktık. İzolasyonlar bahanesinin arkasına sığınarak kendimizi öğrenilmiş çaresizlik psikolojisinin pençesine atmadık. Halkımıza umutsuzluk pompalayan zihniyete karşı önemli siyasi mücadele geliştirdik. İşte bu nedenle izolasyonlardan, ambargolardan ve tecrit edilmiş değişiklikler şikayet etmeyene çözümler üretmemizin önemine vurgu yapmak istiyorum. Halbuki hukuki ve vicdani hiçbir temeli bulunmadığı halde Kıbrıs Türkleri olarak ağır ve haksız ambargolar altında yaşamak zorunda bırakıldığımız bir gerçektir. Defalarca bu ambargoların insanlık ayıbı olduğunun altını çizdim. Birleşmiş Milletler'in bu insanlık ayıbına alet olduğu da bir gerçektir. Genel Sekreter başta olmak üzere Birleşmiş Milletler yetkililerini Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyonların gereksizliği ve haksızlığını ifade eden eski Genel Sekreter Kofi Annan'ın 28 Mayıs 2004 tarihli raporunu hatırlatmak suretiyle
bu konuda devamlı surette uyarmaktayız. Biliyorsunuz 28 Nisan 2004 tarihli raporunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nden bile Türkler barış için vazgeçmiştir gibi cümle olmakla birlikte izolasyonların kaldırılması yönünde önerisi vardı. Bu rapor, genel sekreterin raporu tabii ki Rusya'nın vetosuyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporlarında tozlanmaya mahkum edilmiştir. Avrupa Birliği de bu konuda ne yazık ki gerekenleri yapamamıştır. Bu da hakikaten bir gerçektir. Daha birkaç gün önce Avrupa Birliği'nin en üst yetkililerine haksız ambargoların bu insanlık ayıbının ortadan kaldırılması gerektiği konusunda gereken mesajları verdi. Biliyorsunuz geçen gün, Salı günü Barroso, Füle ve Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz'la görüştüm. Bu konuları tekrar tekrar gündeme getirdim. Artık Avrupa Birliği'nin Türk tarafına haklısınız demekten daha öteye geçme zamanı gelmiştir. Konuştuğun zaman haksızsınız diyen yok ama eylem yok. Sözden ötesini bekliyoruz. Haklı olduğumuzu biliyoruz. Kıbrıs Türklerin haklı olduğu ortadadır. Avrupa bu haklılığın gereğini yapmalı ve en azından 26 Nisan 2004 tarihinde verdiği sözleri tutmalıdır. Haklılığımız eylemle desteklenmelidir. Futbol kulüplerimizin yabancı takımlarla maç yapamadıkları da bir gerçektir. Bu konuda da büyük bir çaba içinde olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Değerli konuklar, bütün bu gerçeklerin farkındayız. Fakat daha da başka gerçekler söz konusudur. Bütün bu ambargolara rağmen ihracatımız yavaş yavaş da olsa artmaktadır. Üniversitelerimiz 40 bin üzerinde öğrenciye eğitim vermektedir. Turizm gelirlerimiz her yıl artmaktadır. Yani bu gerçekler de ortadayken kendimize ambargoları mazeret olarak göstermemek ve ekonomide kalkınmanın yollarını aramak durumundayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite olayını başlattığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite olmaz diyenlere bugün 47 bin civarında yanılmıyorsam öğrencimizle zannederim en güzel cevabı verdik. Bütün engellemelere rağmen gerek turizmde, gerek eğitim alanında, hizmet sektörlerinde her geçen gün yapmaktayız. Gerek ihracatımız da, gerek sanayi ürünleri, gerek tarımsal ürünler tabında her geçen gün artmaktadır. Yani demek istediğim, çalışarak bu ambargoları yıkmak da mümkündür. Sevgili kardeşlerim, biraz önce hocalarımızla bahsetmiştik. Beyindeki çakacıkları yıkmak lazım. İşte bu nedenle biz de kendi kavramımıza yerleşen izolasyonları aşmalıyız. Önce beynimizin zincirlerini kırmalıyız. Hürriyet önce insanın kendi zihninde başlar, sonra eylem olur. Kıbrıs sorununu çözmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bu gayretler uluslararası camia tarafından büyük takdirle karşılanmakta ve desteklenmektedir. Fakat Kıbrıs meselesinden bağımsız olarak izolasyonları aşmak için ayrıca gayret göstermek mecburiyetindeyiz. Çok şükür sahipsiz değiliz. Anavatan Türkiye'nin büyük desteğiyle kendi devletimizi yaşatıyoruz. Kıbrıs Türk'ü bütün İslam aleminin en demokratik iki ülkesinden biri. Ama ambargolar altında yaşamımıza rağmen bu özelliğimizi devam ettiriyoruz. Amacımız kapsamlı müzakere sürecinden olumlu bir sonuç çıkarabilmektir. Ancak bunu başaramazsak dimdik ayakta duracağımızı da göstermeliyiz. Kendi kendine yeterli olmayanları kimse ciddiye almaz. Barış istiyorsak siyasi ve iktisadi olarak güçlü olmak zorundayız. Şunu açıkça vurgulamak isterim ki Kıbrıs Türkleri ne kadar güçlü olursa barışa o kadar yakın oluruz.
Kıbrıs'ta iki demokrasi vardır. Bu gerçeği hep dikkate alarak müzakereleri sürdürmekteyiz. Demek ki çözüm bu iki demokrasinin yeni bir ortaklık anlayışı içerisinde bulunabilecektir. Bu meseleyle birkaç usta daha dikkat çekmek istiyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı olarak Doğu Akdeniz'de hidrokarbon araştırmaları konusunun hassasiyeti hepimizin malumudur. Türk tarafı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile imzalamış olduğumuz anlaşma ile bu iki olarak gereken adım atılmış olur. Biz Türk tarafı olarak Kıbrıs'ın üzerindeki ve çevresindeki bütün zenginliklerin Kıbrıs'ı paylaşan iki halkın ortak kullanımında olması gerektiğini savunuyoruz. Doğal zenginliklerin Kıbrıs'ta çözüm sürecine katkı bulunmasını arzu ediyoruz. Yıllardır ambargolar konusunda olduğu gibi bu konunun da Kıbrıs Türklerine karşı bir koz, hatta silah olarak kullanılması riski çözüm araçlarını yoğunlaştırdığımız şu günlerde endişe yaratmaktadır. Doğu Akdeniz'de doğal zenginliklerin bulunması asla ve katiyen Türk tarafına karşı uygulanan izolasyonların devamı adına kullanılamaz. Buna izin vermiyoruz, vermeyeceğimizi de komşularımız bilmektedir. Bir diğer önemli konu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa dönem başkanlığı meselesidir. İyi niyetle sürdürmekte olduğumuz müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve dönem başkanlığını yeni ortak devlet olarak hep birlikte üstlenmemiz büyük temennimizdir. Umarız müzakere masasındaki muhatabımız Avrupa Birliği başkanlığını bir koz olarak görüp bunu Kıbrıs Türklerinin tecrit edilmişliğini perçinleyecek bir alet olarak kullanma planları içinde değildir. Elbette böyle bir yaklaşım iyi niyetle bağdaşmayacağı gibi gerek Kıbrıs müzakere sürecine gerekse bizzat Avrupa Birliği'nin kendisine büyük zararlar verecek sonuçlara yol açabilecektir. Değerli konuklar, son aylarda dünyada yaşadığımız gelişmeler bazı iddiaların ne kadar asılsız, ne kadar içi boş olduğunu ortaya koymuştur. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan iflas etmiş bir devlettir. Benzer bir durum dünyanın en büyük 7 ekonomisinden birine sahip olan İtalya'da yaşanmaktadır. Hükümet istifa etmiş, iktidarı bürokratlara terk etmek mecburiyetine kalmıştır. Euro bölgesi bir yangın yerini almış. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de ekonomik iflasın eşiğinde olduğunu görmekteyiz. Demek ki Avrupa Birliği üyesi olmak ekonomik açıdan da kurtuluşun garantisi değildir. Öte yandan Avrupa ekonomileri birbirini yıkılırken ana vatan Türkiye'nin ekonomik ve politik gücünün gün geçtikçe artmakta olduğunu da görmekteyiz. Bugün Türkiye çok değil ama daha 10 yıl önce bir yılda yaptığı ihracatı bugün neredeyse 10 yılda yaptığı ihracatı neredeyse bugün bir yılda yapmaktadır. Ve daha aslında önemli olan daha ziyade sanayi ürünleri ihraç edilmektedir. Yine gururla görmekteyiz ki artık Türkiye Avrupa'yı kovalamayı bırakmıştır. Ekonomik olarak Avrupa Türkiye'ye ihtiyaç duymaktadır. Bu örnekler doğru yönetimin başarılarını, yanlış yönetimin ise başarısızlığını göstermesi bakımından önemlidir. Küresel ekonomik düzenin hakim olduğu modern dünyada artık suni ambargolardan söz edilemez. Bugün iş insanlarımız, sporcularımız inatla çalışarak ambargoyu aşabilmektedirler. Dolayısıyla izolasyonları bir bahane olarak görmekten kurtulmalıyız. Fakat bunu yaparken bir yandan da uğradığımız haksızlığı dünyaya en doğru şekilde aktarmalıyız. Zaten bizim de çabamız bu iki konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hem güçlü bir ekonomi kurmak için gayret ediyoruz, hem de mağduru olduğumuz insanlık aybını her fırsatta dile getiriyoruz. Buradan izolasyonlara gereksiz vurgular yaparak halkımızı mutsuzluğa sevk edenlere de seslenmek istiyorum. Eğer gerçekten barış istiyorsanız devletimize sahip çıkınız. Kıbrıs Türklüğü'nün güçlenmesi çözüme ulaşabilmemiz için en gerçekçi yoldur.
ve mutlaka ekonomik olarak güçlenmemiz gerekmektedir. Aynı zamanda dünya kamuoyuna, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yetkilerini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türk tarafını hukuki ve vicdani temeli olmayan ambargolar altında ezmeye çalışmanın çözüme hiçbir faydası yoktur. Birleşmiş Milletler Annan raporuna yansıyan tespitine sahip çıkmalıdır. Avrupa Birliği de artık sözlerini tutmalıdır. Geçen gün gerek Barroso'yla gerekse Gülö'yle yapmış olduğum görüşmelerde, zaman zaman da genel sekreterle yaptığımız görüşmelerde hep çözüme motive edilmesi gereken tarafın Rum tarafı olduğunu söylemekteyim. Çünkü Rum tarafı tuzlu kuru misali, Avrupa Birliği üyesi maalesef, Birleşmiş Milletler'in üyesi yine maalesef ve Türkiye'yi işgalci derken Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal eden kendileri olduğunu unutarak dünyayı üzerimize çullandırmaya çalışmaktadır. Nasıl motive edilecek dedikleri zaman da söylediğim şudur. Eğer bizim üzerimizdeki ambargoları kaldırırsanız Rumlar bu ambargoların kalkmasıyla ekonomikman daha da güçlenecekleri düşüncesi içerisine girecekler veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mutlaka Kıbrıs'a çözüm istiyorlar. Ve sonsuza dek değerli bir çözüm oluncaya kadar da bu görüşmelerin devamından yana olduklarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin başta Rusya ve Fransa olmak üzere ısrarı devam etmektedir. Ama Rum tarafında karşı yönelik herhangi bir motivasyon yok, çözüme yönelik herhangi bir motive ettiklerini görmüyoruz. Birleşmiş Milletler'in bizim üzerimize yani 15 Kasım 1983 yılında ilan ettiğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hemen ertesinde almış oldukları 541 sayılı veya 550 sayılı kararı kaldırma yönünde bir niyetleri yok. O kararı kaldırabiliriz deseler bile Rum tarafında çözüme yönelik bir motivasyon başlayacak. Veya üzerimizdeki bu haksız ambargolar izolasyonu kaldırılırsa ki bu kaldırılabilir yine Rumlar bir anlaşma mecburiyetinde kendilerini hissedeceklerdir. Ama bunu yapmıyorlar. Sadece bize görüşün diyorlar. 1968 yılında başlayan görüşmeler bugün hala devam etmektedir. Güneyde yanılmıyorsam 6 başkan değişmiştir. Kaç tane genel sekreter değiştirdiğini bir anda saymak bile zorlaşmıştır. En az 6-7 genel sekreter değişmiştir. Ben müzakereleri sürdüren 3. Cumhurbaşkanıyım. Ama ucu açık müzakereler devam ettiği sürece, o da Birleşmiş Milletler askerleri varlığını sürdürdükleri sürece Rum tarafı herhangi bir anlaşma ihtiyacı içerisine girmez ve müzakereler de daha yıllarca devam eder. Genel sekreterle son yaptığımız toplantıda artık müzakerelerin ucu açık devam ettirilmesinin bir anlamı kalmamıştır. Tartışılmayan, görüşülmeyen konu kalmamıştır. Geriye bir niyet eksikliği var. Niyet eksikliği de müzakereler ucu açık olarak devam ettiği sürece Rum tarafında devam ettirilecektir. Bunun için motive edilmesi gereken biz değil, Rum tarafıdır. Ve Müslük halkı bir anlaşma arzusundadır. Ben Cumhurbaşkanı seçildiği bir günden beri halkımızda yaşayabilir, kalıcı olacağına inandığı bir anlaşmanın gerçekleşmesi arzusunu işaretini görmekteyim. Ama Rum tarafında tanınmış bir devlet olmanın varlığı devam ettiği sürece bizim de izolasyonlar altında tanınmış bir ülke olarak varlığımız devam ettirdiği sürece bir Rum tarafında çözüme yönelik bir hareket içerisine girme beklemek biraz saflı olur diye düşünüyorum. Onun için Ocak ayında yapılacak 5. zirve son 5. zirve olacağını düşünüyorum. Genel sekreter o günde bir anlaşmaya varmazsak ve sonunda bir garantörlerin katılacağı bir anlaşma için tarih belirlenmezse tabii ki genel sekreterin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne vereceği rapor ne olacak onu da merak etmekteyiz. Artık bu iyi niyet misyonuyla görüşmeler devam edecek mi etmeyecek mi? Bu iyi niyet misyonuyla görüşmeler devam ettiği sürece bir anlaşmaya varma imkanı var mı yok mu? Genel sekreter herhalde bu konuda karar vermekle yükümlüdür diye düşünüyorum. Bu konferansı, bu semineri düzenleyen
ve katılan sizlere teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Uluslararası izolasyonlar konulu sempozyumu dünyadan ve Türkiye'den birçok gazeteci izledi. Daha sonra üniversitemizi ve Loi TV stüdyolarını gezen gazeteciler, üniversitemizi ve televizyon stüdyomuzu çok beğendiklerini bildirdiler. Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, televizyon stüdyolarımızda rektörümüz Ahmet Bülent Göksel'le güzel bir sohbet gerçekleştirdiler. Üniversitesi televizyonun Loi ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Bugün burada Türkiye'den iki tane çok değerli konuğumuz var. Pek çok değerli konuklarımız var ama ancak bu iki konuğumuzu şimdi programa alabildik. Sayın Yalçın Doğan ve Sayın Hikmet Çetinkaya burada bizimle beraberler. Bu hafta bizim süren bir sempozyumumuz var. Biliyorsunuz izolasyonlar sempozyumu ve başından beri izliyorsunuz. Nasıl buldunuz sempozyumumuzu? Nasıl geçti? Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Bu sempozyumda ben çok şey öğrendim. Daha önce bilmediğim şey, Kıbrıs'a bu kadar gelip gitmeme rağmen. Şöyle bir şey, dün sabahki seminerde zannediyorum Ticaret Odası Başkanı bir cümle kullandı. Biz hiçbir insan hakları ihlalinde bulunmadık ama buna rağmen tecrit edilmiş vaziyetteyiz dedi. Bu aslında bütün siyaseti falan bir yana bırakalım. Yani uluslararası siyaseti, ekonomiyi vesaireyi bir yana bırakalım. İnsani olarak son derece dramatik bir vurguydu. Ve bu vurgudan her ne kadar Türkiye'deki insanlar, Kıbrıs'la ilgilenenler dahil buna, çok Kıbrıs'ı yakından biliyor olsalar bile bu dramatik vurgu, bu insani yaklaşımdan çok fazla bilgileri olduğunu zannetmiyorum. Bunu yani sadece bugünkü hükümeti de kastetmiyorum. 1974'ten bu yana gelmiş geçmiş ne kadar iktidarlar varsa Kıbrıs'a hep uluslararası alanda bir kart olarak baktılar. Masadaki kartlardan biri olarak baktılar. Biz Kıbrıs'ı şöyle oynarsak böyle bir şey sağlar mıyız? Oynamazsak ne olur? Rumlarla, Yunanlarla, Avrupa Birliği ile giderek belki de Birleşmiş Milletler'e uzanan bir zincir içinde baktılar. Ama bunu o masadaki kart çok objektif bir şey. Çok uzak, çok yabancı. Bu sempozyum bizlerdeki bu yabancılaşmayı içselleştirdi diye düşünüyorum. Ve bu çok önemli bir katkı. Ve bundan sonra en azından şahsen ben Kıbrıs'a baktığım zaman bu insani yönü. Çünkü düşünün ki sizinle hiç kimse konuşmuyor. Sizi hiç kimse kabul etmiyor. Siz sokağa çıkıyorsunuz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Siz sokağa çıkıyorsunuz, bir yol soruyorsunuz. Size tarif edilen yol doğru mu yanlış mı bilmiyorsunuz. Çünkü sizi tanımıyorlar. Sizi reddetmişler, sizi tecrit etmişler, sizi kabullenmemişler. Yani burada önce siyasetin bir kartı, bir oyuncusu olmanın ötesinde Türk insanı, başta siyasiler, sonra sivil toplum örgütleri, sonra akademisyenler, iş adamları olmak üzere Kıbrıs'a bakışta bence bu insani olguyu öne çekmek gerekir, çekmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bu sempozyumdan ben bunu öğrendim. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Zaten biz de bu farkındalığı yaratmak ve tabii doğrada da tarihe not düşmek adına bu sempozyumu düzenledik. Peki Hikmet Bey siz ne dersiniz sempozyumumuzla ilgili olarak sizin de düşüncelerinizi alabilir miyim? Ya benim de düşüncelerim Yalçın gibi. Ben aşağı yukarı Yalçın da öyledir. 74'ten beri Kıbrıs'a çok sık gidip geliriz. Belki 50 kez gidip geldik. Bazı yıllar 4-5 kez Kıbrıs'a gidip gittik. Birçok toplantıya katıldık. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile sizin rektörlüğünü yaptığınız Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bu toplantısında ben de gerçekten pek çok şeyi dışlanmanın yani tecrit, soyutlama Türkçesi, dışlama. Bunun ötesinde bir ambargo var. Birleşmiş Milletler kararı olmadan Güney Kıbrıs Rum kesimi bunu uyguluyor.
Burada siyasa ideolojiler ne olursa olsun bu konuda Kıbrıs halkının, tüm siyasal partilerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin bu dışlanma, tecrit edilme olayına şey yapmaları lazım. Yani bir pencere değil, bir pencere açmaları gerekir. Bakın Ercan Havaalanı'ndan kalkan bir uçak hiçbir zaman Brüksel'e iniş yapamaz. Yani o bakımdan bunu dünya kamuoyuna anlatmak için Kıbrıslılar, Türk kamuoyu da burada neler olup bittiğinin farkında değil. Buraya Türkler geliyor hafta sonları. Ne için geliyorlar? İşte bir ucuz tatil, 1 saat 15 dakikalık bir yol. Herkes Türkçe konuşuyor. Otellere geliyorlar, alışveriş yapıyorlar. Kimileri kumar oynuyor ve dönüp gidiyor. Kıbrıs ekonomisi kendi bağımsızlığını korumak için ekonomik olarak da, siyasal olarak da ayakta kalması gerekir. Bunu yapabilir. İşte bugün gelirken hep beraber gördük, evet, bilim insanlarıyla, saygın bilim insanlarıyla beraberiz. Onların konuşmalarını dinledim. Onların pek çok önerisi var. Bu aşılabilir. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Böyle bir önemli toplantıda ben ilk gün meclis başkanını, başbakanı, diğer bakanları, cumhurbaşkanı oradayken ve siyasetle uğraşan, biliyorum, sendika temsilcilerin ideolojileri tutmasa dahi, buradaki arkadaşlarımızın bizi şu anda izliyorlar, kameralar onları görmüyor, bilim insanları var. Pek çok üniversiteden, Rusya'dan, Japonya'dan, Hollanda'dan geliyor. Kıbrıs'ta ben bir ana muhalefetin o toplantıda olmadığını gördüm. Mecliste sandalyesi olan milletvekillerinin, o partilerin, genel başkanların orada olmadığını gördüm. Ve üzüldüm. Böyle bir önemli toplantıyı elbet gelen gazeteciler, bizler, yazıyoruz, çiziyoruz, Türk kamuoyu bunu öğreniyor. Zaten Kıbrıs deyince siz biraz önce rektörlük binasında güzel bir konuya değindiniz. Ünlü Kıbrıs denince bir takım şovmenlerin, bir takım şarkıcıların, türkücülerin burada geçirdikleri şeyler, günler akla geliyor filan filan. O bakımdan bu konu çok önemli. Yani burada doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nın da altını çizdiği gibi bizim de sık sık, Yalçın'ın, benim diğer bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımızın sık sık değindiği gibi burada bir insan hakları ihlali oluyor. Gerçekten insan hakları ihlali oluyor. O nedenle ben bu konuyu çok önemsiyorum. Türkiye'deki siyasetçilerin, iktidar partisinin, ana muhalefetin, mecliste sandalyesi bulunan diğer partilerin de Kıbrıs'ta neler olup bittiğini tam olarak algılamaları için böyle toplantıların hem Türkiye'de yapılması, hem Kıbrıs'ta yapılması ve tüm siyasal partilerin ideolojileri ne olursa olsun birlikte hareket etmelerini ben haddim olmayarak önermek istiyorum. Ama o birlikteliği ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne yazık ki göremedim. Bu ulusal bir meseledir. Evet, ulusaldır. Bütün yurtseverlerin, yurtseverlerin sağcısıyla, solcusuyla farklı ideolojileri olabilirler. Ama bu sorunu çözmek için bu insan hakları ihlalinin, Birleşmiş Milletler kararı yok ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soyutlanıyor. Yani tecrit ediliyor, izole ediliyor. Yani dış dünyadan koparılmak isteniyor. Hiçbir hukuki temeli yok. Bunun yok. Yok. Evet. Kaldı ki Avrupa Birliği'nin 2004 yılında bir kararı var. Yani bunun kaldırılması için. Doğru. Ama yani aradan 7 yıl geçmiş, bu da uygulanmıyor. Bu demin Hikmet söylerken hatırladım. İlgi
sizin üniversitenizin Cumhurbaşkanı'nın nezaretinde bu girişimi, sempozyum girişimi. Yani Türkiye, buradaki Türkiye Büyükelçiliği de sizin sempozyumu izole etmiş vaziyette. Gel katıl ilk gün, o kadar davete rağmen kimseye katılmadı. Temsilci falan yoktu. Sonra dün katıldı. Yani bu Türkiye'nin bakış açısını gösteriyor. Kıbrıs nedir? Yani burada söylemek istemiyorum Kıbrıs'a Türkiye'de hem iktidarların hem insanların nasıl baktığını. Ama bir büyükelçiliğin böyle bir sempozyuma katılmayışı bile Türkiye'nin bakış açısını gösteriyor. Çok yazık. Mutlaka çok yoğun bir tempo içerisinde olduğundan belki vakit bulamadı ama tabii bizler de kendisinin orada bizimle birlikte olmalarını arzu ederdik işin açıkçası. Yani Türkiye'nin mutlaka orada temsil edilmesi gerekir. Yani bir Kıbrıs ufacık bir yer, yani gelinir yarım saat hiç olmazsa kalınır. Bu yalnız bugünkü iktidar olarak söylemiyorum. Ben pek çok toplantıya katıldım. O zaman da yani 90'lı yıllardan başlayarak bu tür toplantılar yapıldı. 2004'te anlam planı şeyinde falan buradaydık. Biz seçimlerde de falan buradaydık. Türkiye'nin, Türkiye'deki siyasal partilerin ve gelmiş geçmiş siyasal iktidarların Kıbrıs'a bakışı, Kıbrıs politikasını bir kez daha gözden geçirmeleri gerekiyor. Evet, yani biraz önce de buyurduğunuz gibi bir kart olmaktan öte bir vasıfı olduğunun anlaşılması lazım. Efendim, sempozyumumuzu yaşadınız. Sonra bugün geldiniz, kampüsümüzü gezdiniz. Şimdi de üniversitemiz televizyonunun stüdyolarındasınız. Üniversitemizle ilgili böyle izlenimlerinizi kısaca alabilir miyim acaba? Ya bir kere böyle bir fırsatı tanımış olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen arkadaşlarım da, birlikte olduğumuz arkadaşlarımız da aynı düşüncededirler. Dolaşırken size de söyledik galiba. İnsan burayı dolaşırken, kampüsü dolaşırken yeniden böyle öğrenci olası geliyor insanın içinden. Yani son derece modern, çok uygar, çok batı anlamında bir üniversite. Ki Türkiye'de sayıları bu kadar çok olduğunu zannetmiyorum. Yani Kıbrıs çerçevesinde son derece modern. Sizin biraz önce verdiğiniz bilgiler ışığında her geçen gün ilerleyen bir üniversite. Öğrenci sayısı artıyor, öğretim üyesi artıyor. İyi öğrenim için önce iyi maddi koşullar gerekir. Yani yatacak yurt, yer, çalışacak bir kütüphane, iyi bir dershane. Bunun üzerine öğretim üyeleriyle öğrenciler, hocalar arasındaki hocalarla öğrenciler arasındaki insani ilişkiler, uygar ilişkiler. Zannediyorum dolaşırken yani onu insan hissediyor, o ilişkilerin burada kurulmuş olduğunu. Dolayısıyla başarının, bir öğrencinin başarısının temellerinin altında bu faktörler yatıyor. Yani ailesiyle ilişki ayrı mesele ama üniversiteden adımı, bu kampüsten adımını attığı zaman ben neredeyim, nasıl bir havayı teneffüs ediyorum meselesi. Zannediyorum böyle stresten uzak, oh, insanın böyle derin bir nefes aldığı, dediğim gibi yani filmi geriye sarsak da yeniden şurada öğrenci olarak bulunsak diye bir duygu aşılıyor insana okurken. Onun için sizi kutlamak isterim burada yaptığınız görevden dolayı. Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum. Sizden de alabilir miyiz üniversitemizle ilgili izlenimlerinizi? Şimdi ikimiz de Ege'liyiz. Yani üniversiteyi seçmişsin. Çünkü rektörlük binasının üst katından bakarken böyle Abdullah nerede bizim? Buralarda mı? Today zamandan. Ona dedim ki ya bak denizin güzelliğine bak dedim. O da Kaz Dağları'dır yani Balıkesir bizim bizdendir. Ya şurada güzel okunur dedi. Ya benim de okul fena değildi dedi. Biz de Hisar'dan denizi çekeriz dedi. Çünkü Boğaziçi mezunu. Şimdi baktığımız zaman yeşillikler içinde işte bir şey üniversite, ben sizin öğrencilerle ilişkilerinizi İzmir'den biliyorum. O zaman aslanlık döneminizdi belki, o dönemden de biliyorum. Tabii hele şu stüdyoya şöyle baktım, hocama dedim ki yani yıllar önce özel televizyonlar kurulduğu zaman Uğur Dündar, Mehmet Ali Birant filan
Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin stüdyosunda o programları hazırlarlardı. Doğru. Ve oradan şey yaparlardı. Çünkü daha İstanbul'da stüdyolar yoktu. Yani 90'lı yılların başını söylüyorum. Gerçekten şeyi de kurmuşsunuz. Diğer üniversitelerde de var bildiğim kadarıyla eğitim yayını yapan. Ama bunu şirketleşerek, tabii para ister bunlar, kolay işler değil. Zaman içinde. Şey değil. Yani zamanla uyduya çıkıp daha profesyonel bir şeye gelebilirsiniz. Gerçekten gördüğüm kadar çok başarılı işler yapmışsınız. Örneğin Ziraat Fakültesi öğretim şeyleri, üyeleri bahçelerde, değil mi? Hurma mesela. Biz evet. Hurmanın ben burada yetiştiğini ilk kez öğrendim. Evet. Bakır madeninin buraya 1923 değil mi başlaması ta 1946 greviye kadar. Milattan önce 3000'lerden beri var. O adını da oradan alıyor galiba. Alıyor ve tabii o bakır madeninin, o siyanürün getirdiği o şey, o bölgeyi, bölgede tek bir ağaç bırakmamış. Yani zararı burada bu. Bakır, gümüş ve altın gibi madenlerin zararı burada. Ama gelirken de gördüm, üzüm bağları falan da gördüm. Siz de üzüm bağlarına girmişsiniz. Üzüm bağları, üzüm Bodur, bağlarına girmişsiniz. Gerçekten kutluyorum. Yani öğrenciler burada yalçın gibi ben de. Yani öğrenci olmak isterdim. Ama öyle bir olanak yok. Gayet güzel. Ben daha önce bu üniversiteye geldim. Yıllar önce. Ama bu kadar değildi. Gelişmiş. Bir aile gelişmiş, şöyle bir dolaşmıştık. Niçin de geldiğimi bilmiyorum, anımsamıyorum şimdi. Yeni bir fakülte, önemli hukuk fakültesi açmışsınız. Açtınız. Tabii Yalçın Doğan Tıp Fakültesi var mı dedi. Ama tıp fakültesi için pahalı. Devlet desteği de bir vakıf üniversitesi değil mi? Devletin şeyinde bir devlet vakfı. Olduğu için fiyatlar da gayet ucuz. Ben size tekrar kutluyorum ve gerçekten güzel bir şey. Yani bu tür üniversitelerin keşke denize bakan üniversitelerin Türkiye'de de olması dileğiyle. Efendim bu izlenimleriniz için teşekkür ederim. Tabii belki öğrenci olarak bundan sonra mümkün değil ama sizleri sık sık konferanslar, konuşmalar için burada görmeyi çok arzu ederiz. Bundan sonra sürekli temas içerisinde olacağız. Ve sizleri sıkça buraya konferanslara davet edeceğiz. İnşallah o şekilde de sizi burada ağırlamak imkanını buluruz. Değerli Larry TV izleyiciler, aslında burada pek çok değerli konuklarımız var. Belki şimdi kamera dönüp de diğer değerli konuklarımızı da gösterirse ama bu söyleşiyi her biriyle sürdürmek çok uzun zaman alacağı için en kıdemli iki konuğumuzu buraya davet ettik. Onlarla bir söyleşi yaptık sizler adına. Bir başka Lavi TV programında sizlerle beraber olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum efendim. Ağıtlar kitabının yazarı Şevket Öznür'le arkadaşımız Pınar Babayiğit sizler için konuştu. Şimdi sizi bu güzel sohbetle baş başa bırakıyoruz. Sayın hocam merhabalar. Merhaba. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Evet. Klasik sorulardır evet. Bunlar ama. Ben 1974, 13 Temmuz 1974 Larnaka doğumluyum. Ailemle birlikte buraya göçmen geldik. İşte Dikmen'de bir süre yaşadıktan sonra Lefkoşa'da büyüdüm. İşte üniversite yaşamım Türk Dili ve Edebiyatı bölümü alanında oldu. Yüksek lisans ve doktoram da bu alanlardadır. Çalışmalarım da tabii doğal olarak Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı üzerinedir. Bu alanda yayınlanmış uluslararası ve ulusal birçok makalem ve bildirim var. Bunun dışında yayınlanmış 17 tane de kitabım bulunmaktadır. Çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz.
Hocam Kıbrıs Halk Edebiyatı ve Kıbrıs Türk Edebiyatı. Kıbrıs Türk Edebiyatı üzerine çalışmalarınız var. Evet. Bu alanda çıkartmış olduğunuz kitaplarınız neler, hangi alanlara değinerek çıkarttınız bunları? Benim ilk kitabım şiir kitabıdır. Biliyorsunuz gençlik yıllarında insanlar hep böyle meraklıdır şiire. Şiirle başladım. Şiirle başladım ama ondan sonra Osman Türkay ile ilgili yayınlanmamış kitap yoktu. Boşluk vardı. Onunla ilgili yayınlanmış iki kitabım var. Sonra biliyorsunuz Kıbrıs'ın kadın şairlerinden Urki Emine Balman var. Onunla ilgili bir çalışmam var. Bunların dışındaki tüm kitaplarım Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı ve Rum Halk Edebiyatı ile ilgilidir. Daha çok karşılaştırmalı edebiyat üzerine çalışıyorum. İki toplum arasındaki evet. Karşılaştırmalar evet. Değil mi hocam? Mesela Güney kesim ve ilk mesela bununla ilgili çalışmamız Mahmut İslamoğlu ile birlikte Kıbrıs Rum halk uzanlarının Türkler için yaktığı ağıtlar. Bu ağıtlar işte Kıbrıs Türk toplumunda hem eşkıyalık konusunda hem cinayet hem de toplumda iyi yer edinmiş insanlarla ilgili ağıtlar yakmış Rumlar. Bunları tespit edip işte Rumcadan Türkçe'ye çevirdik ve Kıbrıs'ta Türkler tarafından söylenen ağıtlarla karşılaştırdık. Bunların aralarındaki benzerlikler, farklılıkların dışında Kıbrıs Türk sosyal yaşamına, insan yaşamına neler ışık tutuyor onlara da göz önünde bulundurduk. İlk çalışmamız oydu. Bu yılda yeni çıkan, daha bir hafta oldu çıkalı. Bu ağıtların ikincisini çıkarttık. Yani cilt 2 olarak. Evet. 15 ağıt var yine. Onda da işte Kıbrıs'ın sosyal yaşamına ışık tutan ağıtlar bunlar. 1894'ten başlıyor, 1965'e kadar devam ediyor. Peki hocam o ağıtlarda en çok savaş üzerine değil mi yakılan ağıtların genel konusu ne üzerine? Yani baktığınızda sosyal yaşamla ilgili başlıyor. Diyelim ki işte sel felaketiyle ilgili, Limassol'da olan bir sel felaketi veya işte toplumun şey, sosyal kültürü veya evet. Mesela meşhur Kıbrıslı Avukat Parti Süleyman Şevket, onu sel felaketini kaybedildi. Türk ozanda, Rum halk ozanı da ağıt yapmışlar ona. Bu tip olaylar. Tabii Birinci Dünya Savaşı olayları var ve son kitapta bizim aldığımız mesela 63 olayları, 55 olayları, 65 olayları yani savaş yılları da ağıtlara konu edilmiş. Geniş bir alan çok. Evet. Halk ozanları biliyorsunuz o zaman gazete yok, televizyon yok, bir şey yok. Bu konuları ele alıp toplumu aydınlatmaya çalışıyorlar. Onun için evet. Önemli ağıtlar konusudur. Peki hocam, Güney kesiminde burada olsun konferanslara katılıyor musunuz? Hangi evet. Konferanslarda bulundunuz? Yani bu iki çalışmalardan dolayı bizim kitabımız şu, kitapların özelliği şu. Türkçe, Rumca, İngilizce kitaplar. Yani sadece evet. Türkçe yapmıyoruz. Hı hı. Ayrıca yurt dışına sempozyuma gittiğimizde İngilizce bilenlerin de bu kitapları okuması için İngilizce'ye de yayınlıyoruz evet. Kitabı. Özellikle Güney'de de ilgi görüyor. İşte çağırıyorlar üniversitelere, radyoya, televizyona gidiyoruz. Veya işte oradaki araştırmacılar bizimle ortak çalışmalar yapmaya istiyorlar. Ama bizim o kadar çok zamanımız yok. Biz ancak kendi çalışmalarımızı zaman ayırabiliyoruz. Güney'de Rumca oluyor değil mi hocam? Rumca da evet. İngilizce. İngilizce, Rumca bildikleri evet. için ilgi gösteriyorlar. Bu şekilde yani şey açısından da yani bilim açısından da bir karşılıklı ilişkilerimiz var. Mesela oradaki Kıbrıs Araştırma Merkezi'nin müdürü bizimle tanışmak istedi. Ona hı hı. kitaplarımızı götürdü. Bizimle ortak çalışmalar yapmak istediklerini söyledi. Bu şekilde de ilişkilerimiz oluyor. Peki hocam başka eserleriniz var mı? Roman yazmayı falan düşündünüz mü? Yönelme eğiliminiz olmuş. Şiirle başladınız. Şiirle başladım ama çalışma kitapları. Roman öykü çok yazmıyorum. Yani okumayı çok severim ama daha çok benim alanım işte araştırma, karşılaştırmalı edebiyat. Yani sadece Güney'de değil, mesela Balkanlar'da, Türkiye'deki edebiyatla da karşılaştırma yapıyorum. Ben daha çok deneme türü yazmayı seviyorum. Araştırma daha çok seviyorum. Evet, araştırma. Yazıyorsam da mesela Halkın Sesi'nde 12 yıldır Kutusan sayfasını hazırlıyorum. Orada da her hafta çıkan yeni bir kitabı tanıtıyorum Kıbrıs'la ilgili veya işte Türkiye'deki kitaplarla ilgili. Orada da dönem dönem konularla ilgili denemeler yazıyorum. İşte dil üzerine olsun, toplumun değişimi ilgili denemelerim de var ve deneme türünü de çok seviyorum. Hem okuyorum hem yazıyorum o türde. Güzel.
Hocam peki bu araştırmaları yaparken, denemeleri oluştururken falan burada hep en çok dikkatinizi çeken ne oldu? Biz sizi etkileyen bir olay ya da okuduğunuz bir öykü, bir durum ne oldu da? Oldu mu yani daha doğrusu? Şimdi araştırmalara baktığımızda yaptığımız araştırmalarda yapılmayanı yapmaya çalışıyoruz. Mesela ağıtları yaptık, daha sonra masalları yaptık, daha sonra düğünleri yaptık. Dille ilgili çalışmalarımız var. Mesela Kıbrıs ağzında hem Türk Rumca'da diyelim 3500 tane Türkçe sözcük var. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Hem deyim bazında hem atasözleri bazında. Bir de işte Kıbrıs'ta ağzında Türkçe'de kullanılan Rumca sözcükleri veya Latin kökenli sözcüklerle ilgili çalışmalarımız var. Yani yapılmayan konuyu yapmaya çalışıyoruz ki diğerlerinin tekrarı olmasın ve farklı bir bakış açısı getirelim diye. Bundan dolayı da kitaplar epey ilgi görüyor. Deyimlerle, atasözleriyle ilgili kitap çıkarttınız mı? Evet, bu çıkarttık onlarla ilgili. Başka bir kitabımız var. Onun da adı Kıbrıs Türk, Rum ve Türk Halk Edebiyatı'ndan Örnekler diye. Burada yine onun içerisinde çeşitli konularda işte bu deyimler, atasözleriyle ilgili yazılar var, benzerlikler, farklılıklar. O da iyi bir çalışma olduğuna inanıyorum. Hocam o benzerlikler ve farklılıklardan biraz söz edebilir miyiz? Mesela şunu söyleyebiliriz. 1900'lü yılların başına veya 1920'li yıllara kadar yani İngilizlerin adayı resmen taç kolonisi haline getirene kadar Türkçenin adada birinci dil olduğunu görüyoruz. Yani Türkçe sözcüklerin ağıtlarda, masallarda veya konuşma dilinde çok kullanıldığını görüyoruz. Özellikle asker alanında mesela zaptiye olsun, muhtar olsun yani bunun gibi birçok sözcüğün dilde yaşadığını mesela ağıtlara bir bakıyorsunuz yarısı Türkçe ile yazılmış. Etki fazla. Etki fazla. Ama İngilizlerin adayı 1924'ten sonra kendilerine bağlaması yavaş yavaş Türkçenin üçüncü dile, birinci dilden üçüncü dile yani İngilizce, Rumca ve Türkçe'ye yani zaten üçüncü Kıbrıs şekilde. Zaten Kıbrıs halkı da üç dilin etkisinde İngilizce, Kıbrıs. Yani o şekilde yavaş yavaş Türkçenin daha gerilere düştüğünü görüyoruz. Bu şekilde İngilizcenin etkisi daha fazla artıyor. Bir de tabii eğitimle de ilgili. Bu bazı yörelerde biliyorsunuz Türkçe okul yok, Türkçe eğitim veren bir şey yok. Ve bu şekilde onun için birçok insan Rum okullarına gidip Rumca konuşuyorlardı. Böyle bir de etki var yani. Bu tabii uzun bir konu. Toplumda fazla dille oluyor o zaman hocam. Evet. Herkes farklı dille. Bu şekilde yani her iki toplumda da Rum ve Türklerin birbirini dil açısından çok etkilediğini görüyoruz. Dil bütünlüğü hangisinde birleşiyor hocam? Hani Türkçe etkisi var, Rumca etkisi var, İngilizce az çok olsun yine giriyor. Yani ama şunu da söyleyelim, bu adada bizim atalarımızın en büyük, bence en büyük şeyi, katkısı bize. Şimdi baktığınızda Girit'te Girit Türk Edebiyatı yok, öyle bir şey yok. Ama kesinlikle. Buraya baktığınızda Kıbrıs Türk Edebiyatı var. Evet. Ve bizim atalarımız bu adada olduğu sürece, yani 1571'den bugüne kadar dillerini ve kültürlerini hep korumuşlar. Ne kadar baskı olursa olsun her zaman için korumuşlar ve şuna da bakıyorsunuz, öz Türkçe sözcüklerin de adada yaşadığını görüyoruz. İçine kapanıklık olduğundan dolayı. Yani her türlü kötü etkiye rağmen kültürünü hiçbir zaman adada insanlar kaybetmemiştir. Onun için adada varız ve Kıbrıs Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı diyebiliyoruz. Evet. Bu çok önemli bir noktadır yani. Kesinlikle. Yani azınlık bir edebiyat değil buradaki, ayrı bir edebiyat. İşte bakıyorsunuz yaklaşık olarak her yıl 70-80 tane roman, öykü, şiir alanında birçok kitap çıkıyor. Bir nüfus açısından bu kadar kitabın veya işte 6-7 tane gazetenin basılması önemli bir sayıdır. Evet. Toplum okulmuyor desek de toplum gerçekten kendi kültürüyle ilgili yayınlara çok ilgi duyuyor. Örneğin hocam misal Hasan Çakmak diye bir yazarımız var Kıbrıslı. Onun İki Cesur Yürek adlı bir kitabı vardı. Orada Güney kesimindeki ve buradaki iki aşkı ele almıştı. Güney kesiminde yaşayan bir kızla burada yaşayan bir oğlanın arasındaki geçen aşk ve bunun iki toplum arasındaki anlaşmazlıkları ortaya çıkartmıştı. Okudunuz mu bilmiyorum. Evet.
Bu da çok hani i̇şte, önemsenmiştir. Yani işte o iki cesur yürekte iki şarkıcının Yıldan Taşçı'yla arkadaşının birlikte yaptığı çalışmalardan filan bahsediyor. Evet evet. Yani ki işte iki bestecinin buluşup ortak CD'ler yapmaları, ortak bir şeyler yapmaları. Tabii onlar buluşup yaptılar. Biz de farklı yönden çalışıyoruz. Yani herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu da önemli bir şey. Nokta. Yani gün işine çıkartma bakımından evet, bayağı bir önemsendi. Daha da çalışmalarının yapılacağına inanıyorum. Burada tabii kişilerin değil, biraz daha üniversitelerin ve devletin bu yönde bir madde desteği olması gerekiyor. Çünkü çeviri işi çok kolay bir iş değil. Kesinlikle. Yani çevireceksiniz, araştıracaksınız. Bu da ekip işidir. Evet, katılıyorum hocam. Peki son çalışmalarınız neler hocam? Şu an ne üzerinde uğraşıyorsunuz? Şu an bizim güneyde çalışmalarımız vardı, işte güneyde kalan köylerle ilgili. Hı hı. Onların birinci cildini yayınlamıştık kitap olarak. Yani 25 köy yapmıştık. Yaklaşık 130 köy var güneyde ama biz bütün çalışmaları yaptık. İşte 25 köyle ilgili para bulup yayınlamıştık. Bu hem kitap hem CD olarak, yani görsel malzeme de var. Şimdi o köylerin geriye kalan 25'ini ikinci cilt olarak yayınlamakla uğraşıyoruz. Yani 25 köyle ilgili 50 köy olacak. Tanıtım ne üzerine yapıyorsunuz hocam? Bu burada orada olan köyleri, yani güneyde evet, bıraktığımız köyleri, gerek Türk köyü gerek Türk Rum karışık köy. Evet. Bu köylerin geçmişten günümüze tarihi bilgisini veriyoruz. Orada çekimlerimiz var, işte kamerayla çekim yaptık. 4 kişilik bir ekibimiz burada. Altay Burak'ın, Mahmut İslamoğlu, Eral Padanır ve ben. İşte yaklaşık 4 yıl bir çekim süremiz oldu. Çekimlerimizi tamamladık ve güneyde kalan arazilerin ne kadar geniş olduğunu, ne kadar bir varlığımız olduğunu, çünkü birçok insan o varlığı bilmiyor. Bilmiyor, kesinlikle. Onu topluma tanıtmaya çalışıyoruz genç kuşaklara. Yani hem kitabı görüyorsunuz hem de videoda görüntülü olarak bilgiler, anonslar eşliğinde onları görüp bilgileniyorsunuz. Çok güzel bir çalışma olacak. Yaklaşık işte bir 3 saatlik bir CD ve kitap olacaktır. İşte böyle 4-5 kitaplık bir projemiz var. Onunla ilgili bu çalışma. Ne zaman biter? Büyük yani çekimlerimiz, her şeyimiz tamamdır ama kitap olarak herhalde 2012'nin Ocak-Şubat'ına yayınlanacak. Şu anda merakla bekliyoruz evet, hocam inşallah. Umarız yetişir yani Şubat'a falan çıkacaktır o da. Çalışma çok ama işte böyle zaman buldukça yapmaya çalışıyoruz akademik çalışmaların dışında. Onun dışında derlemeler yapıyoruz köylerde. İşte halk kültürüyle ilgili. Bir, yani çalışmadan duramıyor insan. Bir şeyler yapıyoruz kendimizce. Hiç boş vaktiniz yok o zaman. Evet. Değil mi hocam? Evet, sürekli uğraşıyoruz. Çalış. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Bilgileriniz için, çalışmalarınız için. Sizi tanımak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Olarak söylemek olsun, istediğiniz bir şey var mı? Evet, toplumun kendi kültür mirasına sahip çıkmasını istiyoruz. Kültürle ilgili yayınlar okumalarını diliyoruz. Çünkü okumadan, yazmadan hiçbir şey olmuyor. Bu şekilde kendi miraslarına sahip çıksın. Bu değer kolay kazanılmadı evet, değil mi hocam? Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. Refke Avrupa Üniversitesi ve bölgemizle ilgili haftanın olaylarından derlediklerimizle karşınızdaydık. Haftaya tekrar aynı saatte ve aynı kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.